Soner Yalçın Sözcü Gazetesi. O video niye çekildi? Ad hominem. Kalıplaşmış Latince deyim. Kişinin herhangi bir konudaki görüşü yerine şahsına yönelik sözler sarf etmektir. Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda inandırıcı belge bilgi sunarsınız. Karşınızdaki o argümanı eleştirmekten ziyade argümanı ortaya atan sizinle ilgili konuya alakasız kişilik özelliğinizi gündeme getirerek fikrinizi çürütmeye çalışır. CHP Genel Merkezi'nin son yıllarda yeni muhafazakar Neokon savruluşunu yazıyorum. Siz Kılıçdaroğlu'na düşman mısınız diye soruyorlar. Siyasi ideolojik tartışma yapamaz hale getirildik ki bunların çoğunluğu her olaya etnik pencereden bakıyor. Bizim solda yoktu bu. Etnik virüs herkese bulaştı. Mesela Kılıçdaroğlu'nun Nisan ayında seçim sürecinde çektiği bir video dünya izlenme rekoru kırdı. Bu kadar ilgi görmesinin sebebi Kılıçdaroğlu'nun ilk kez Alevi kimliğini vurgulamasıydı. O günden beri kafamda sorulur. Türkiye'yi yönetmeye talip bir aday mezhebini niçin açıklar? Bunun amacı hedefi nedir? Yıllarca etnik kimliği değil siyasi kimliğini kullanan Kılıçdaroğlu bunca yıl etnisite tuzağına düşmemişken bu videoyu niçin çekti? CHP'de kaç kişiye sordum yanıtını alamadım. Sol sosyal demokrat mücadelenin etnik kimliğe indirgenmesi emperyalizm ideolojisi neoliberalizm tuzağı değil midir? Kılıçdaroğlu bu tuzağa düştü mü yoksa düşürüldü mü? Nereden çıktı o video? Kimin fikriydi bu? Ne elde edilmek istendi? Şüphe gazeteciliğin temelidir. Sorusuz, sorgusuz yapılamaz. Hadi, ülkenin büyük çoğunluğu Alevidir ve siz muhafazakar partiler gibi pragmatizmle hareket edip oylarını alarak sandıktan birinci çıkmayı düşünebilirsiniz. Ama hayır. Ülkemizde Kürt ve Alevi oyları Türk ve Sünni oyların hayli gerisindedir. Tekrarlayayım. Kılıçdaroğlu videosunda istenen fayda sonuç nedir? Biliyorsunuz, PKK apocular 1973'ten beri 50 yıldır insan katlediyor. Bu terör stratejisi on binlerce insanın ölmesine, sakat kalmasına sebep oldu. Her dönem farklı politik kılığa giren bu maceracılığın bunca yıl kazandığı yok ama kaybettirdikleri köşe yazısına sığmaz. Peki kazanma ihtimali var mı? Kendince var. Mesela PKK kuruluşundan itibaren ezilen gördüğü Alevileri kazanmak için çok taktiksel çaba harcadı. Öyle ki Pir Sultan Abdal törenlerine katılmak için Sivas'a girenler 2 Temmuz 1993'te saldırıya uğradı. Madımak Oteli'nde ikisi otel çalışanı 35 kişi katledildi. 3 gün sonra PKK Erzincan Başbağlar Köyü'nü basarak Sivas katliamının intikamını almak için 33 köylüyü katletti. Öldürülen kişi sayısının aynı olması tesadüf değildi, mesajdı. PKK'nın amacı Madımak Oteli intikamını aldığını göstererek Alevileri yanına çekmekti. PKK Alevileri kazanmak için 50 yıldır başbağlar gibi nice terör eylemi yaptı. Hiç başarılı olamadı. Alevilerin büyük çoğunluğu Atatürk'ün yolundan ayrılmadı, bölücülüğe prim vermedi. Bu anlattıklarımın Kılıçdaroğlu videosuyla ne ilgisi var? Seçim sürecinde Kandil sürekli açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu seçimin ancak ikinci turunda bizim kazanmamamız için yaptılar dedi. Emin değilim. PKK açıklamaların ana konusu faşist tek adam diktatörlüğüne karşı birlikteyiz mesajıydı. Alevilere sempatik görünme stratejisiydi bu. Alevileri yanına almaktan vazgeçmeyen PKK seçimi araç olarak kullandı. Başarılı oldu mu göreceğiz ve zihnimde o video niçin çekildi sorusu hep asılı duracak. İlk kez bir CHP Genel Başkanı'nın etnik kimliğini öğrenmiş olduk ki bize ne? Alevi olsa ne olur, Sünni olsa ne olur? Bizi ilgilendiren ekonomi, politik programdır. Pusulası siyaset gün gelir sizi PKK ile buluşturur ve siz bunun farkında bile olamazsınız. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.